okulda okumakta. Anasını fidayı 7 senedir bu okulda okumakta. Ve çok başarılı. Dersleri 100 üzerinde, çoğu dersleri üzerinde dersleri var. Derslerinde başarılı bir öğrenci. Ve bizim bu sene Allah'ın emri olan başörtüsüyle okula gelme kararını aldı. Biz de kızını destekliyoruz. Milli Eğitim'in dün bize tebliğ ettiği gibi kızının başörtüsünden dolayı, Allah'ın emri olan başörtüsünden dolayı kızımı bu okuldan başka bir okula gönderme cezası verilmiştir. Bu cezayı kınıyorum. Şu an suç mu başörtüsüyle okula gelmek şu an? Şu anda suç değil. Eğer suç olsaydı yasak mı yani? Okul açıldığından beri başörtüsüyle okula geliyor ve hiçbir engelle karşılanmadı. Eğer suç olmuş olsaydı ilk gün kızımızı okula almazdılar. Biz suç olduğunu inanmıyoruz. Suç değildir. Sadece bir keyfi muameledir. Ve kızım tam sınavların başladığı bu tarihte kızımı başka bir okula nakletmeleri kızımın başarılarının derslerinden engel olacağını düşünüyoruz. Bu kararı kınıyoruz ve kabul etmiyoruz. Kızımın tekrar bu okulda öğrenimi devam etmesini istiyorum. Sen ne demek istiyorsun? Arkadaşlarımdan ayrıldığım için çok üzüleceğim. Ama bir şey olmaz. Ben Allah'ın emrini yerine getiriyorum. Gerekirse diğer için. Şu anda ne dediler sana? Yani hani diğer okullardan sürgünle kalsın. Evet. Ben Beyda Nur Özdemir'in babasıyım. 2011 eğitim yılının başından beri kızım bu okula, Buca Atatürk İlköğretim Okulu'na başörtüsüyle geliyor. İlk baştaki uyarı ve ikazlardan sonra kızım eğitimine bugüne kadar normal devam etmiştir. Kendi tercihidir, örtüyü tercih etmiştir, Allah'ın emri olduğunu bilincindedir. Biz de onun bu tercihinin sonuna kadar arkasındayız. Ama bu 2 yıldan fazla zaman süresinden sonra şu anda bu kızımızın başka okula sürgün kararı çıkılmıştır. Başörtülü olduğu için kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle başka bir okula sürgün kararı çıkılmıştır. Bu karar hem haksızdır hem hukuksuzdur. Eğer gerçekten kılık kıyafet yönetmeliği işliyorsa bu okulda onlarca örneği vardır. Kılık kıyafete aykırı davranan, aykırı giyinen, aykırı hal ve hareketleri olan onlarca örnekler vardır. Bu ayıbın gerçekten temizlenmesini istiyorlarsa bu kararı bir an önce durdursunlar. Yoksa bu onların hukuku da, onların bu yönetmeliği de çok ciddi bir şekilde töhmet altında kalır ve kişilere göre, zeminlere göre, zamana göre renk değiştirdiğini anlaşılır. Bu şüphenin olmasını istemiyorlarsa, gerçekten de hukuka inancın sarsılmasını istemiyorlarsa bu haksız uygulanmayı bir an önce durdursunlar. Peki şu an kızınız başörtülü olarak okuyor. Evet. Anladığımız kadarıyla öğretim yılının başından beri evet. Okuyor. Sınıfında evet. Dersini görüyor. Evet. Peki bu yasak mı? Hayır, bu yasak yani yasada kılık kıyafet yönetmeliği yasasında dahi başörtülü okumaz diye hangi bir yasak yoktur. Zaten yasak olsaydı bugüne kadar bu 2 aydan fazla bir zaman okula almazlardı bunu. Evet. Ama bu yasağın sadece şu an keyfi bir uygulama şeklinde sadece bu insanlara, bu başörtülü çocuklarımıza uygulanması keyfi bir uygulamadan başka hiçbir şey değildir yani. Evet. Buradan okul yönetimine, Buca Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü'ne, İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne, Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na, bir zamanlar mağdur olduğunu söyleyenler bugün mağdur ettiklerinin farkında olsunlar. Bu haksız uygulamayı, kişilere has uygulamayı bir an önce durdursunlar, bu mağduriyeti gidersinler. Bizim onlardan beklentimiz budur. Çocuklarımızın tercihidir ve bu tercihleri neye mal olursa olsun, isterse okul değişikliği olsun, isterse eğitim haklarının
ellerine alınması daha iyi olursa biz çocuklarımızın karnına saygı gösteriyoruz ve onlarla bu onların bu tercihini destekliyoruz. Peki sen ne dersin? Ben şu anda 12 yaşındayım ve örtünün bize farz kılındığının bilincindeyim. 4 senedir bu okulda okuyorum. Kendi kararımla örtündüm ve bu sene okula örtünle gelmeye karar verdim. Fakat bana haksız yere sürgün cezası verildi. Ben ne olursa olsun yine kararlıyım ve örtünle okuluma gelmeye devam edeceğim. Evet. Peki siz ne dersiniz? Ben de Hasan Erur'un babasıyım. Her şeyden önce başörtü tüm Müslüman bacılara Allah'ın bir emridir, farzdır. Bunu gereğini yapmaları lazımdır. Ve şu anda Türkiye'de başörtülü olarak okula devam eden tüm bacılarıma, tüm kızlara selam söylüyoruz onlara. Ya selam gönderiyoruz onlara. Ve başörtünü çıkarmasına ve başörtülü olarak okula devam etsinler. Benim de biz bir Müslüman bir aile olarak benim kızım örtülü olarak okumak istiyor. Ama maalesef başörtüsünden dolayı benim kızımı sürgün kararı çıktı. Tabii ki yine gittiği okulda yine başörtülü olarak yine okuyacak. Yani biz buna tepkiliyiz. Ne pahasına olursa olsun benim kızım başörtülü olarak Allah'ın bir emri olarak devam edecek. Sizin kızınız da şu ana kadar sınıfında öğretim görüyordu değil evet. mi? Evet. Peki sen ne dersin? Ben 4. sınıftan beridir ki buradayım ama hiçbir sorun çıkmadı. Bu sene ilk defa başörtülüyle okula geldiğim için bir sürü sorun çıkarttılar başörtüm üzerine. Okulda bu kadar kişi okula, okul kurallarına uymuyor, okula geliyor. Onlara hiçbir şey demiyorlar. Biz bir başörtümüzle geliyoruz diye onların zoruna gidiyor. Ben de onların adına başörtümü çıkartmayacağım. Allah'ın rızası için de ve bu şekilde okuluma devam edeceğim.